Öncelikle bir konuya da açıklık getirmek istiyorum. Henüz tasarı halinde olan İşkur, yeni İşkur teşvikleri ile ilgili yasalaştıktan hemen sonra odamızın geniş kapsamlı bir çalışması olacak ve her birinizin mail adresine gönderilecek. Bu konuda bir bilgilendirme de yapmak istedim. Evet, değerli hocamıza ben sözü veriyorum. Murat Özdemir, buyurun. Gülgün Hocam, bir ana başlıklarını söyleyeyim. Pardon, Zeynep Hocamız ana başlıklarıyla yeni tasarıdan bahsedecek ama bunu hani değişebilir gibi kabul edin. Ama fikir vermek adına da dinlemenizde fayda var. Evet, değerli katılımcılar, teşvikleri dediğimiz gibi mecliste tasarı halinde bazı hükümler için ama ana başlıklar olarak neler var onları söyleyelim o zaman. Ben aslında sunumumuzda teşviklerin şu anki hali hazırda bugün itibariyle uygulanan halleri var. Böyle devam edecektik ancak hani beklenti yeniye dönük, onu anladık. 2018 yılında uygulanmaya başlayacak teşvik ve destekler için ilave istihdam teşviği, bir senden bir benden teşviği, yani bu bir ile üç işçi arasında çalışan sayısı olan iş yerlerinde uygulanacak yeni bir teşvik olacak. İşbaşı eğitim programına ilişkin düzenlemelerde süre uzatımı, bakım desteği gibi yeni maddeler var. Mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği protokolü MEGİP diye yeni bir bu da projeye teşvik olacak. Mesleki eğitim kurslarında kupon yönetiminin pilot uygulamasına geçiş yapılacak. Bunların ayrıntıları var ama bu ayrıntılarda değişiklikler olabilir. O yüzden ayrıntılara girip hani sizi de yanlış bilgilendirmek istemediğimiz için bugün itibariyle güncel olması gereken yürüttüğümüz durumun ne olduğunu anlatabilirdik. Ancak beklenti yeniye dönük, öyle anladık. Toplantının tarihiyle yasanın çıkmaması aslında bu kargaşaya neden oldu. Başlık sizde başka bir tür beklenti oluşturdu, öyle anladık. Yine olmadı, hani toparlanabilir. Teşekkür ederim. Murat Hocam'a söz veriyoruz. Buyurun hocam. ...2017'de... ...687 sayılı teşvikten faydalandırıldık. Aynı personelleri 2018'de başka yeni teşviklerden faydalanabilecek miyiz veya buna benzer bir teşvik söz konusu mudur? Eğer 2017 yılında 687 sayılı kanun türüyle bildirdiğimiz teşvikten faydalanan birisi 2018 yılı için, yani Ocak ayından başlamak üzere, işe girdiği aydan önceki 6 aylık süre içerisinde prim hizmet belgesinde çalıştırılan işçi değilse, işe girdiği aydan önceki 6 ayın ortalamasını da sağlıyorsa, yani bir anlamda 6111 sayılı kanun teşviklerini sağlıyorsa ve bu teşvik süresi de bitmemişse, işte o teşvik biliyorsunuz 6 aydan başlıyor, 54 aya kadar uzanıyor. Kalan dönemler için 6111'den yararlanmak veya benzer biçimde mesleki eğitimi bitirmiştir, İşkur'la ilgili bir programı bitirmiştir, 3 ay içerisinde işe alınmıştır da orada da 42 aya kadar uzanabilen teşvik süresi vardır biliyorsunuz. Onun 1 yıllık süresi geçmiştir. Geri kalan 32 aylık sürede de diğer şartları sağlamak, yani işe girdiği ayda, yıldan önceki yılın ortalamasına ilave olmak koşuluyla teşvikten yararlanmak mümkün. Yani kesin olarak şunu bilmemiz lazım. Geçen sene KHK ile gelen, dolayısıyla 687 teşviki diye bildiğiniz 0687 veya 1687 kanun numarasıyla bildirdiğimiz teşvik sona erdi. O işçilerle ilgili o teşvikten artık 2018 yılı için mevcut tasarıya göre yararlanılacağına ilişkin bir düzenleme yok. Ancak tasarı 2018 yılında işe alınan ve 2020 yılı sonuna kadar devam edecek olan, şartları da aynı KHK teşvik şartlarına benzeyen bir düzenleme içeriyor. Eğer aynı tasarıdaki haliyle yasalaşırsa 2018 yılında işe alınan işçilerimiz 2017 yılındaki Aralık ayında çalışan sayımıza ortalama ilave ise, yani yeni işçi almamız durumunda, aynı şekilde asgari ücrete kadar ödenecek olan primlerin tamamı hazine tarafından ödenecek. Yani bir anlamda 687 sayılı teşvikin aynı benzeri
2018 yılında işe girenler içinde, 2019 yılında işe girenler içinde ve dahi 2020 yılında işe girenler içinde 12 ay süreyle, müdürümüzün de belirttiği gibi veya il müdürümüzün de belirttiği gibi 18-25 yaş arasında olanlarla engelli olanların ilave olarak 6 ay daha, yani 12 ay yerine 18 ay boyunca o bahsetmiş olduğumuz ortalamaya ilave olması, aynı 687 sayılı kanun teşvikinde olduğu gibi son 3 ay içerisinde 10 günden fazla çalışmamak gibi o diğer koşulları sağlaması koşuluyla yeni alacağımız işçiler için teşvik söz konusu olacak. Yani bir anlamda ilave bir işçi alan işletmeler o ilave aldıkları işçiler adına teşvikten yararlanabilecekler. Taslakta bir ay içerisinde geriye doğru yararlanmayla ilgili il müdürümüz bir miktar değindi. Taslaktaki düzenleme şöyle, biliyorsunuz malum 2015 yılındaki genelgeyle birlikte geriye doğru, işte efendim ben teşvikten yararlanmam gerektiğini bilmiyordum, yararlanmamıştım, şimdi yararlanmak istiyorum, talepleriniz dikkate alınmıyor. Ancak bununla ilgili mahkemeye dava açıp davanın da sizin lehinizde sonuçlanması durumunda mahkeme kararını ibraz etmek suretiyle mümkün olabiliyordu. Bu şekilde işverenlerle SGK'nın veya diğer kurumların karşı karşıya gelmesini önleme adına taslakta şöyle bir madde var. Daha doğrusu ilgili 5510 sayılı kanuna geçici maddeler ihdas eden veya 4447 sayılı kanuna ek maddeler ihdas eden bir düzenleme olacak. Yasa çıktıktan sonra takip eden ayın sonuna kadar geriye doğru yararlanmadığınız teşviklerle ilgili sigortalının aktivasyonunu, örneğin 6111 için söyleyeyim, aktivasyonunu yaptık. Hangi sigortalarla ilgili yararlanmamız gerektiğinin tespitini sizler yaptınız. Geriye doğru da ek iptal bildirgeyi bir aylık süre içerisinde vermeniz durumunda bu işlemi alınarak geriye doğru prim artışı söz konusu olacak. Çünkü yararlanmanız gereken bir teşvikten yararlanmadınız. Tasarıya göre de bu 3 yıl içerisinde faiziyle birlikte ödenmiş olacak. Yine tasarıya göre devam eden davalar varsa davalar konusuz kalacak. Yani mahkemeler davanın konusuz kaldığına hükmedecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'na sizin başvuru yapmanızı yönünde bilgi verecek. Yine aynı şekilde ilk derece mahkemesi tarafından lehinize hüküm oldu. Ancak idare mahkemesine, bölge idare mahkemesine gitti. Bu durumda da bölge idare mahkemesi aynı şekilde kararı onamayıp yetkisizliğe hükmederek sizin bir ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu'na başvurmanızı bekleyecek. Dolayısıyla da geriye doğru yararlanma imkanı söz konusu olmuş olacak mevcut tasarıdaki duruma göre. Dolayısıyla şimdiden bunun yasalaşacağını öngörüyoruz, düşünerek sizin şimdiden hangi işveren için hangi teşviklerden geriye doğru yararlanmadıysanız ek iptal çalışmalarınızı başlatmanızda fayda var. Zaten il müdürümüzün de size önerdiği buydu. İşe alımlardan önce teşviklerden yararlanabilmesi amacıyla hangi adımlar izlenmeli? Öncelikle birinci kural şu: hangi teşvik olursa olsun İşkura kayıtlı olma halinde 6 ay ilave teşvik veriyor. İşte 6111. Veya bazı teşviklerden yararlanmanın ön koşulu İşkura kayıtlı olmak. İşkura kayıtlı olmak da günümüzde elektronik ortamda mümkün. Yani cep telefonuyla veya bir bilgisayarla veya laptopla bir dakikalık bir süre içerisinde, çünkü kendimi de kaydettiğim için, ne kadar sürdüğünü merak ettiğim için, bir dakikalık bir süre iş arayanlar bölümüne girip birkaç adımı atladıktan sonra mail adresiniz, hani siz misiniz değil misiniz diye bir onay butonu gelip tıklamanız, hepsi bir dakika sürüyor, hadi biraz eli yavaş olan 2 dakikada, hadi çok yavaş olan 5 dakikada kaydını gerçekleştiriyor. Demek ki sizin de yapmanız gereken öncelikle işçinin işkura kaydını sağlamak. Ardından işe giriş bildirgesini vermek, hatta çeşitli dolaylı yollardan, mesela 687 KYK teşvikinde potansiyel sigortalık sorgulama bölümünde ilgilinin TC'sini yazınca işkura kayıtlı olmadığını görebiliyordunuz. Aynı menülerden, buna benzer menülerden de kayıtlı olup olmadığını kontrol etme imkanına sahip olursunuz. Onun dışında da her teşvikin kendine has bazı özellikleri var, bazı şartları var. Mesela işsiz olanı işe alan için, işsizlik maaşını işe alan için 4447 sayılı kanundaki düzenlenen teşvikte işe girdiği aydan önceki
6 ayın ortalamasına ilave olması gibi. 687 KK'da 1 yıl önceki Aralık ayının çalışan sayısına ilave olması gibi. Bu şartları da göz önüne alarak belki de personel tercihlerinizi başvurular içerisinde buna uygun yaparak yapabilirsiniz. Yine cinsiyet ayrımcılığı yaparak kadınların teşvik sürelerinin daha uzun olduğunu, bazı şartların erkekler için aranırken kadınlar için aranmadığını da gözeterek kadın seçmeniz isabet olur. Yine bu KYK ile ilgiliydi. Eksik gün bilgi formu verme zorunluluğu biliyorsunuz mevcut yasayla düzenleniyor bu tür şeyler. Ve hali hazırdaki yasaya göre de 10 günden az sigortalı bildiren işletmelerin ek 10 bilgi formu ve eki dayanağı belgeleri vermeleri zorunlu. Tasarıda tabii yürürlük maddesini de bilmemiz lazım. Bazen yürürlük maddesi yayınlandığı gün itibariyle oluyor. Bazen takip eden aybaşı oluyor. Bazı hallerde 6 ay öncesi oluyor, bazı hallerde 1 yıl sonrası oluyor. Takip eden yılbaşı gibi olabiliyor. Ama zannedersem bu yürürlüğe girdiği tarih itibariyle söz konusu olur. Meclise sunuldu, görüşmelerine de başlandı. Yasa çıktıktan sonra maddesine bakmamız lazım. Yasanın çıkmasıyla birlikte eksik gün bilgi formu verme zorunluluğumuz ortadan kalkıyor. Yani artık her ay Kadıköy SGK'ya ya da Beyoğlu SGK'ya İşte 10 kişiden az çalıştı diye verdiğiniz form ya da onun ekine koyduğunuz belgeleri vermeyeceksiniz. Sadece belgeler 10 yıl saklanma süresi en başta söylediğim gibi olduğuna göre 10 yıl boyunca saklamak istendiği zaman ibraz etmek durumundasınız. İşte istendiği zaman ibraz etmezseniz veya ibraz etmenize rağmen geçersiz sayılırsa bazı şeyler şekil şartlarına tabidir. Ücretsiz izin istemişse ona ilişkin bir talebin, sizin de onadığınıza ilişkin bir belgenin olması gibi. Bu şekilde sunmanız durumunda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ama sunmamanız veya sunduğunuz belgenin geçersiz sayılması durumunda yine 30'a tamamlatma söz konusu olur. Aynı teşvikle alakalıymış. 687 KYK teşviki SGK sitesinde 2018 için sekmesi ne zaman açılacak istedik. Bu sona erdi. Yeni sekme değil, yeni bir teşvik menüsü eklenecek 2018'de işe alınanlar için. Onu da farklı bildireceğiz. Hangi kanun çıkmışsa o kanun numarasıyla, diyelim ki kanun numarası 8000 ise belki bu sefer 1-8000, 2-8000 gibi birkaç tane teşvik olduğu için bu şekilde bildirmek söz konusu olacak. 2013 yılında SSİ'de yapılan değişiklikle puantajda SGK işçi imzası zorunlu hale getirildi. Bu eksik gün bilgi formuna eklenecek puantajlar için zorunlu hale getirildi. İş teftiş uygulamalarında parmak okuma ve kart basma şeklinde yapılan uygulamaların muteber olduğunu biliyoruz. Bu ücretin fazla olup olmamasıyla ilgili iş müfettişlerinin denetimi. Kart basma veya parmak okutma şeklinde tutulmuş puantajları SGK'ya ibraz ettiğimizde, yani eksik gün bilgi formuna puantaj deyip sistem üzerinden alınan parmak okutmaya göre ne kadar süreyle veya o gün çalışıp çalışmadığına ilişkin, devamsızlık yaptığına ilişkin belgeyi sunarsanız bu da geçerli olur. Ama zaten ekon bilgi formu da kalkıyor. Hastanelerin gelişigüzel iş kazası yazması ve daha sonrasında SGK'nın ceza uygulaması konusunda personel evinde kaza geçiriyor, hastanede iş kazası yazılmış diyor. Böylesi durumlarda hastaneden düzelttirmek lazım. Hastaneden düzeltilemiyorsa bu sefer SGK bu şekildeki işverenin iddialarıyla ilgili olarak gerek işçinin yazılı beyanı gerek sizin beyanınız ona ilişkin olarak sunacağınız argümanları bir bütün olarak değerlendirip komisyon marifetiyle gerçekten bildirim iş kazası değil de hatalı bildirilmişse ceza uygulamamış oluyor veya uygulanmışsa cezaları kaldırmış oluyor. Şirket çalışan sayısında sigortalı olarak bağ kuruluş şirket ortağı dikkate alınır mı? Hayır, 4A prim hizmet belgesi verdiğimiz belgede çalışan sigortalılarımız kaç kişiyse hep iş yeri bazında, dosya bazında, 4A sigortalısı bazında ortalamalar hep bu döngü üzerinden yapılıyor. İşçi ücretlerinin kanuni defterlere, işletme defteri veya yevmiye defterine gider olarak kayıt edilmemesinin herhangi bir yaptırımı var mıdır? Evet vardır. İş yerinin kayıtlarının incelenmesi durumunda her bir ay için kayıtların yasal defterlere işlenmemesi nedeniyle yarım asgari ücret tutarında ceza uygulanır. Yani tam anlayamadım. Niye deftere kaydetmiyoruz ki?
Yani bilanço defterine 760.1 işte personel giderleri buraya isim yazmıyoruz. Nasıl? Kimse onu yapmaz yani. Bu biraz gereksiz gibi bir soru olmuş. Yani hatta şöyledir ki bazen gerçek kişilerin yanlarında eşleri çalışır. Eşleri çalışırsa sigortalı olabilmesi için işçilik giderlerinin deftere kayıtlı olması lazım. Her ne kadar giderden düşülmemiş olsa bile eşlerinki serbest meslek defteri tutanlar için giderden de düşürülebilir. Diğerleri için giderden düşmez. Eğer eşinizi böyle bildirip böyle de ücretlere de yansıtmıyorsanız sigortalılığı tehlikeye girer. Örnek veriyorum. Bu böyle bir şey yapmamamız lazım. Ev hizmetlerinde 10 günden fazla çalışanlar diğer bütün teşviklerden yararlanma imkanına sahip. 6111'den de 687'den de zaten bunlara ilişkin form verirken ilgili kutucuğu işaretliyoruz. Kutucuğu işaretlememiz halinde bu teşvik zaten sistem bize otomatik yararlandırıyor. Kısmi süreli iş sözleşmelerinde gün hesabı nasıl yapılmalı ve ücreti asgari ise aylık ücret ne olmalı? Eğer sözleşmede kendiniz belirliyorsunuz ama genel kural en fazla çalışma süresi 45 saat olduğuna göre haftalık. Çalışma saatini 7,5'a bölmek suretiyle çünkü 45'i 7,5'a bölerseniz 6 gün yapar. Bir günde hafta tatili olduğunu düşünürseniz demek ki günlüğü 7,5'a bölüp küsurat çıkıyorsa küsuratı da bir yukarıya tamamlamak suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildirmemiz lazım. Teknoparklar yerleri dışındaki yazılım firmalarına destek ve teşvikler neler? ARGE teşvikinden biliyorsunuz bu firmalar yararlanabilirken yeni tasarıya göre bilişim sektöründe de çeşitli hem 687'ye KYK'ya benzer teşvik hem de ödenen ücretlerin gerçek ödenen ücretler üzerinden ama her bir gün için de brüt asgari ücreti geçmemek şartıyla onu yaptığımız zaman da 4500 lira gibi bir rakama denk geliyor. Ona varan miktarlarda bir teşvik söz konusu olacak ama bu 2018'de işe alınan ortalamaya ilave olan işçiler için geçerli olacak. Normalde 12 ay ama yaş durumuna göre 18-25 yaş arası için 18 aya kadar uzanabilecek. Güncel devam eden teşvikler neler demişsiniz? Hali hazırda 14-15 tane devam eden teşvik var. 6111 en popüler olan bilineni. 5 puan prim teşviki, engelli teşviki, işsizlik maaşını alan işçiyi işe alma teşviki. Yine Aralık ayı bildirgelerini en fazla verebileceksiniz. 687 KYK teşviki, ARGE teşviki, kültür yatırım teşviki, 5510 sayılı kanun ikinci maddesinde düzenlenen yatırım teşviki, bölgesel yatırım, stratejik yatırım veya gemi yatırım teşvik belgesi alanlara uygulanan teşvik, 50 tane ille Gökçeada ve Bozcaada için uygulanan 5 puana ilave asgari ücrete kadar olan 6 puan için ayrı bir teşvik. Yine İşkur'un düzenlemiş olduğu mesleki edindirme kurslarını bitirenlerin 3 ay içerisinde işe alınması durumunda 18-29 yaş aralığındaki kişiler için sektöre bağlı olarak 42 aya kadar uzanan 30 ayla 42 ay aralığında olan bir teşvik. Yine bunun dışında 2018 yılında ancak yürürlüğe girebilecek olan iş yerinde iş kazası geçirilmemişse veya çalışan sayısına göre çok cüzi iş kazası geçirilmiş ise iş kazası priminin %2'den %1'e indirilmesine ilişkin teşvik olmak üzere yani neredeyse 14-15 tane teşvik olduğunu söyleyebiliriz. Otel işletmesiniz organizasyon günlerinde dışarıdan fatura karşılığı garson alıyoruz. Tedarikçi firma sigortasını göstermiyor veya sigorta primini ödemiyor. Bu durumda asıl işveren gibi değerlendirme yapılabilir mi? Hocam otel işletmesi dışarıdan garson alabilir mi? Yardımcı iş diyebilir miyiz? İsterseniz siz ona bir değinin. Ona göre bir, çünkü olayın bir de iş hukuku açısından gerçekten alt işveren olabilir mi tarafı var. Personel taşımacılığı yapan bir firma kiralık araç sözleşmesi yapmış. Araç arızalı olduğu için firma aracı kullanamamış. Trafik polisi muayene sırasında araç üzerindeki personelin SGK sorgulaması için SGK'ya bildirim yapıyor. Personel bize ait değil, personel taşımacılığı yapan firmaya araç sahibi SGK dosyasında kira sözleşmesini ve gerçekte olmayan
faturaları koymuş SGK'ya. Gittiğimde dosyada gördüm. Kendimizi ispat edecek kanıt istiyorlar. İşte sizin bu araç sözleşmesi yaptığınıza göre elinizde yazılı bir sözleşme olması lazım. Ancak yazılı sözleşmeyi sunmanız halinde o firmanın sahibi kimse onun işçisi olarak değerlendirilmesi mümkün olur. Apartman yöneticileri için bir soru demiş. Kıdem tazminatını daha önceden çalıştığı yerlerden almadığını belirterek ve SGK müdürlüğü yazısı getirmeden en son 8 yıllık çalıştığı site iş yerinden 25 yıllık kıdem tazminatını istemektedir. Emekliliğinde SGK'ya bir yıl önce yaptırmış olabilir mi? Eğer sitede 8 yıldan bu yana çalışıyorsa, iş kanununda belirtilen haller nedeniyle iş sözleşmesi sona eriyorsa 8 yıllık kıdem tazminatı alacaktır. Yani sitenin dışında başka yerlerde çalıştığı iş yerleri için sizden kıdem tazminatı isteme hakkı yok. Onu da ilgili iş yerlerinden istemeliydi diyelim. Asgari ücretle çalışan personel için 31 çeken aylarda bir günlük prim ve maaş ödenmeme durumunda ceza işlem uygulanır mı? Yani ücret aylıksa zaten 30 günlük ücret ödenir ama günlük ücret üzerinden anlaşılmışsa 31 günlük ücret ödenip 30 günlük prim bildirimini yapılması lazım. Prim gün sayısı 30, tekabül eden ücret asgari ücret çarpı 31 şeklinde bildirimin yapılması lazım. Ama ücret aylık belirlenmişse sözleşmemize göre ücreti aylık tespit etmişsek o zaman 30 günlük asgari ücret ödenmesi gerekir. Sözleşme yaparken aylık mı yoksa maktu aylık ibaresi mi geçmelidir? Yaptığınız sözleşmede iş sözleşmesi aylık ücret üzerine yapılmıştır derseniz bu işlemi çözmüş olursunuz. Maktu da zaten bir anlamda aylık yerine geçer, sabit olan yerine geçer. AŞ yönetim kurulu üyesi başka bir şirkette 4A hizmet dökümünde çalışmaktadır. Emeklilik primleri dolmuş, yaşını beklemektedir. 4A ile çalıştığı firmadan çıkar ise hem anonim şirketin ortağı hem de yönetim kurulu üyesi ise işten çıktığı takip eden gün için 4B sigortalısı olması gerekmektedir. Eğer emekliliğine 3,5 yıldan az bir zaman kaldıysa emeklilik statüsü açısından sorun yaşamayacak demektir. Primlerini en azından asgari ücret üzerinden ödemesi lazım. Hatta yüksekten ödemesi durumunda maaşı da yükselir diyelim. Ama ben Bağkur primi ödemeyeyim diye bir düşünce içerisindeyse ya yönetim kurulu üyesi olma isteğini bir tarafa bırakıp yönetim kurulundan ayrılacak ya da ortaklıktan ayrılacak hisselerini devredecek yani. İşveren 4 belli iş kazası yaptı. SGK'ya bildirdik. 15-12-2017, 1-1-2018 ve 2-1-2018, 11-2-2018 arası iki ayrı iş göremezlik raporu almış. Bu raporları SGK'ya nasıl, ne zamana kadar bildirmeliyiz? Biliyorsunuz bunların bildirimleri, çalışamazlık bildirimi yok 4B'liler için. Yani işverenlerde olduğu gibi raporlarını alıp Bağkur dosyası dediğimiz 4B dosyasının bulunduğu yere hem iş kazası bildirimi yapmış hem de bu ödemeleri alabilme adına bunları ilgili dönemde ben herhangi bir çalışma içerisinde bulunmadım. İş göremezlik ödememin ödenmesi diye sunması halinde eğer prim borcu da yoksa kendisine iş göremezlik ödemesi ödenmesi mümkün olur iş kazası nedeniyle. İş kazalarında personel beyanı ne kadar önemli? Aksini ispat edemediğiniz durumunda önemlidir. Evde kaza geçiren kişi iş yerinde geçirdim derse ve daha sonra iş yerine 6 ay sonra ceza gelirse nasıl bir yol izlenmeli? Yani eğer bir işçi de iş yerinde kaza geçirip hastaneye iş kazası diyorsa baştan beri bunu sizin işçi yapmanızla sorgulamak lazım. En önemlisi o. Eğer gerçekten hatalı bir bildirim yapsa hastaneden düzeltiyorsanız problem değil. Ama bunun iş kazası geçirdiğini değil de tam aksini ispat edecek elinizde belgeler varsa cezanın uygulanmayacağını söyleyelim. Ama işçiye de işveren baskı yapıp ben iş kazası geçirmemiştim, evde geçirdim derse bu sözle de yeterli olmaz kuru kuruya. Kazanın geçirilme şekli, kazanın hangi saatte geçirildiği gibi olgular da önemli. Yani evde geçirdiğini iddia ediyorsun. Saat 4'te meydana gelmiş mesela. Ne kadar geçerli olur bu beyan. Genel problem şu. İşçilerle işveren arasındaki ilişkimizin sağlıksız olması. Yani işçi iş kazası geçirdiğini işverene bildirmemesi, işverenin de size bildirmemesi. Yani bir meslek mensubu ne yapabilir? Gayipten haberi yok ki. A işletmesinde Ahmet düştü de başı yarıldı. İlgili işletme benim işçimin ayağa kaydı, düştü, başını bir yere çarptı
ne yapılması lazım geliyorsa bilgin olsun, TC numarası bu diyecek ki siz de ona ilişkin olarak bir bildirimde bulunabilirsiniz. Genelde bu ilişkiyi tam kuramamaktan kaynaklanıyor. 6 ay sonra eline ceza gelince soluğu sizin yanınızda alıyor. Siz ne yapacaksınız? Zamanında bildirmedi ki siz de gerekli bildirimi yapmış olabilirsiniz. Kısmi süreli çalışan 6111 teşvikinden faydalanabilir mi? Evet, diğer bütün şartları sağlıyorsa bu da yararlanabilir. Yani 10 günlük için 2000 lira ücret alıyorsa 10 gün için 2000 liraya tekabül eden %20,5 oranındaki primi İşkur fonu ödemiş olur. Siz bunu sisteme aktive edip yani tanımlatıp kanun türünü 6111 olan belgeyi vermeniz koşuluyla. Yani sürekli veya geçici olması, tam süreli veya kısmi süreli olması teşviklerden yararlanmaya engel değil diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz değerli hocamıza. Sözü size verelim isterseniz Sayın Koç. Evet. Teşekkür ediyorum. Biz aslında sadece 25 dakika konuştuk ama çok fazla soru geldi. Bunun hikmeti nedir bilmiyorum. Bir bunu söylemek isterim. İki, bu günlük ve maktu ücretle ilgili ciddi bir ihtilaf var zannediyorum. Yani en azından ben burada böyle öğrenmiş oldum. Şimdi temel ilke şu. Temel ilke aslında günlük çalışmak. Çalıştığınız gün kadar ücret almak. Eğer 30 gün çalışmışsanız 30 günlük ücret almak, 31 gün çalışmışsanız 31 günlük ücret almak, 28 gün çalışmışsanız 28 günlük ücret. Biz buna günlük ücret diyoruz. Fakat çalışma hayatını denetleyen iş müfettişleri maktu ücretle karşılaştıklarında bir soru soruyorlar. Soru şu: İşçi o ay rapor aldığında rapor parasını siz mi ödüyorsunuz? Raporla ilgili ödemeyi, iş göremezlikle ilgili bütün ödemeleri siz mi yapıyorsunuz? Yoksa sosyal güvenlik mi karşılıyor? Daha netleştireyim. Maktu ücret diyebilmeniz için raporlu günlerin ücretlerini de siz ödüyor musunuz, ödemiyor musunuz? Bu soruya cevap vermemiz lazım. Eğer işçi raporlu olduğu günlerde bile ücretini tam alıyorsa biz buna maktu ücret diyoruz. Artık burada gün ayın 28, 31, 30 tartışmasını yapmıyoruz. Tekrar söyleyeyim, eğer çalışanla ilgili raporlu olsun olmasın 30 günlük ücretini her ay için veriyorsanız, 28-31 tartışmasına girmiyorsanız biz buna maktu ücret diyoruz. Yargıtay kararı var, ayın 31 çekmesi buna bir halel getirmez. Çünkü sonuçta orada maktu anlaşılmıştır, 30 gün üzerinden o ilgili ayda devamsızlık yok ise raporlu bile olsa ücretini tam alır. İki türlü uygulama yapılıyor iş yerlerinde. Bir, 30 günlük diyelim ki çalışanımız 20 gün çalıştı, 10 günde rapor aldı. İki türlü yapılıyor. Ücreti 3000 liraysa 3000 lirasını tam veriyor. Sosyal güvenlikten aldığı iş göremezlik ödeneğini getirip işverene veriyor. Bu bir yöntem. Ya da kanunun mantığı biraz öyle. Sosyal güvenliğin ödeyeceği miktarı ödememek üzerinden de kurgulayabilirsiniz sistemi. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Diyelim ki 3000 lira ücreti var. Sosyal güvenlikten 500 lira alacak. 2500 lira da vermeniz yeterli olur. Yani onu mahsup ederek de ücretini, önemli olan kriter ne? Maktu ücret diyorsanız çalışan raporlu da olsa 30 günde çalışsa, 28 günde çalışsa ay sonuçta 3000 lira ücretini alacak. Yok böyle değilse, ki esas olan günlüklü ücretli çalışmaktır, çalıştığı gün kadar ücret alacak. Bu kadar net aslında. Buyurun. O zaman 31 gün süreci var. Ha, 31 gün olunca 31 günlük ücret alacak. Burada güzel de bir örnek var. Bu çalışmayı ben tebrik ediyorum. Yani bizim çoğu anlatamadığımız mesele burada çok net anlaşılmış ve anlatılmış. Eski kamu kurumlarında şöyleydi: 31 günlük vergi ama 30 günlük SGK denirdi gün sayısı olarak. Çünkü 31 gün çalışmışsa martı yok sayamazsınız. Eğer günlük ücretli iseniz. Çünkü yıl 365 gün. Sabah anlatıldı. Yani biz nereye gidersek gidelim coğrafya bize bunu söylüyor. Şubat 28 diyor. Bunu 30 kabul ediyor sosyal güvenlik. Mart 31 gün çekiyor, onu da 30 kabul ediyor. Aslında sistemin değişmesi lazım. Ne kadar zor olur, kolay olur ayrı bir mesele. Yani şunu söylemek istiyorum. Burada sosyal güvenlik hukukuyla iş hukuku küsmüş durumda.
İş hukuku diyor ki, eğer 31 gün çalışılıyorsa 31 günlük ücret ödeyeceksiniz. Günlük ücret için söylüyorum. Tekrar altını çizerek söylüyorum. 31 günlük ücret ödersiniz. Sosyal güvenlik mevzuatı gereği 31 gün bile olsa 30 günlük tahakkuk yaparsınız. Yani 30 günlük o matrağı 30 gün olarak yazarsınız. Sıkıntı yok. Fakat buradaki problemimiz nerede? Problemimiz işverenler aylık ödemeyi maktu ücret olarak anlıyor. Biz her yerde zaten iş yerlerinde bir ayda bir alıyoruz ücretleri. Ayda bir kez ücret ödenmesi onu maktu yapmaz. Maktu demek bizim bir nevi memur maaşı diyebileceğimiz maaş gibi. Ne demek o? Yani raporlu da olsa, izinli de olsa o ay 30 günlük ücretini net alacak. Bizim yani bence biraz burada ihtilaflar var. Çünkü şöyle bir olgu çıkıyor. Burada ihtilaf olduğu belli. Gerçi hani şöyle bir ifade var, onu göz ardı etmeyelim. Ulemanın ihtilafında rahmet doğar diye. Fakat burada sonuçta cezalar doğuyor. Niye? Çünkü biri 30 diyor, biri 31 diyor, biri 28 deyince bu sefer uygulama biraz karışabiliyor. Tekrar ben net söyleyeyim ki ona göre sorunuz varsa tekrar cevaplarım. Esas olan iş hukukunda da esas olan günlük ücrettir. Çalıştığınız gün kadar ücret ödenmesidir. Ama siz işçiyle anlaşır buna maktu ücret derseniz artık ilgili ayda 30 çekmesi veya 31 çekmesine bakmazsınız, ücretini tam ödersiniz. Sosyal güvenlikten de aldığı iş göremezlik ödeneğini getirir size verir. Orayı böyle çözülür. Eğer vermeyecekse o da mümkün çünkü kanun aslında vermeyle ilgili bir düzenleme getirmiyor. 48-49 net. 4857 sayılı iş kanunu için söylüyorum. Diyor ki sosyal güvenlikten alacağı şey miktar mahsup edilir. Sosyal güvenlikten alacağı miktar kadar az vereceksiniz. Ama önemli olan kriterimiz şu. Rapor aldığı ayda bile ücretini aynı almış olacak. Mühim olan nokta bu. Ücretsiz izin farklı bir şey. Onun çalıştığı gün kadar neyse günü gün kadar ödemezsiniz. Olur biter. Şimdi orada şu ihtilaf var. Siz eğer maktu diyorsanız artık ayı 31-28 tartışmasına girmezsiniz. 30'un üzerinden az alırsınız. Bir gün almışsa bir gün az ödersiniz. Bu benim kanaatim ama. Çünkü niye? Yani orada şunu söylüyorum. Siz ayı artık maktu diye anlaşmışsanız, böyle bir müzakere yapılmış, böyle bir sözleşme yapılmışsa artık ayın 28-30'unu tartışmazsınız, 31'ini. Siz bir gün bile eksik çalışmışsa bir günlük az ücret ödersiniz. Eğer devamsızlık var ise. Tamam. SGK üzerinden zaten 30, orada bir problemimiz yok. Yani niye yok? Çünkü şöyle, siz orada parmak hesabı yapıyorsunuz sonuç itibariyle gelmediği gün için. Değil mi? Gelmediği gün için olunca zaten onun her halükarda 30 günlüğünü yatırıyorsunuz burada. Ama benim buradaki kanaatim şu. Siz maktu tartışmasına girmişseniz artık ayı 28-30 tartışmamanız, 31 tartışmamanız gerekir. Devamsızlık yapılmışsa, bakın durum biraz farklı. Bence ona göre ayarlanması gerekir diye düşünüyorum. Tartışmaya ben de dahil olayım. Buyurun, buyurun daha iyi olur. Madem bir gün devamsızlık yaptı. Hafta tatiline hak kazanabilmek için malum çalışmak lazım 6 gün ki 7. gün tatil olsun. Bu da devamsızlık yapınca. Yok, ücretsiz izin arkadaşın örneği. Yok, devamsızlık da dedin. Devamsızlık arkadaşın yapınca bir gün. O zaman ücreti 29 güne indirip SGK'ya da 29 mu bildirmek gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Bir, hafta tatili ücretini hak kazanabilmek için hafta tatilinden önceki iş günlerinde çalışmış olmak şart. Bu şart eksikse hafta tatilini hak kazanmaz. Hak kazanmadığı bir ücretin de tahakkukuna gerek yok. Yani ben katılıyorum orada size. Yani hafta tatili ücretiyle ilgili. Ama şöyle söyleyeyim. Buradaki problemimiz şu. Bu olayı nasıl algılayacağımızla ilgili mutlaka bir düzenlemeye ihtiyaç var. Çünkü şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bu benim kanaatim. Ama yan tarafta bir başka arkadaşımız bir başka kanaatte olabilir. İş müfettişleri iş yerine geldiğinde farklı kanaatleri de olabilir. Önemli olan mevzu şu. Yıl Mart 31 gün mü çekiyor, 30 gün mü çekiyor, bir defa karar verecek sosyal güvenlik. Buna bir karar verecek. Şubat 28 midir, 30 mudur, buna bir karar verecek. Eğer böyleyse iş hukukunu da ona uyduracağız. Ya da tersini yapacağız.
O zaman diyorum ki 1-31 Mart çalışılan günde 31 günlük tahakkuk mümkün mü? Vergi hukuku açısından. 31 gün çalışmış çünkü. Sayıyorsunuz, aşağıdan sayıyorsunuz, yukarıdan sayıyorsunuz. 31 gün Mart. O günler tahakkuk edecek. Çünkü şöyle bir şey söylüyorum. Burada bir incelik şu. Siz sosyal güvenlik ve maktu ücret üzerinden giderseniz yıl 360 gün. Yani 360 yevmiye almış olacak. Maktu dediğiniz için. Yok eğer günlük diyorsanız aslında 365 gün ücret alması gerekir. Ha, burada farklılık ne? Farklılık raporda ortaya çıkıyor. Eğer siz maktu diyorsanız raporlu paralarını da tamamen veriyor olmanız lazım. Bir kesintiye gitmiyor olmanız lazım. Sadece sizin dediğiniz örnekte devamsızlıkla ilgili bir tereddüt var. O tereddütte de benim bu çok indi bir değerlendirmemdir. Burada maktu ücret istisnai bir ücret sistemi olduğu için işverende daha çok güven üstünden tesis edilmiştir. O da tolere edilebilmelidir diye düşünüyorum. Ama bu benim söylediğim şey, yani yine 30'u ödenmesi gerekir düşünenlerdenim. Maktu ile ilgili söylüyorum. Ama bu benim dediğim istisnai azınlık görüşü, onu söyleyeyim. Genel görüş devam etmişse ücretini alacak. Bir gün devamsızlık yapmışsa bir gün eksik alacak ücretini. Ama biz buna girersek daha çıkma şansımız yok. Anladığım kadarıyla bu. Bu ilgili arkadaşlar oturumdan sonra tekrar görüşebiliriz. Bununla ilgili bir problemli alanımız bu. Maktu ve aylık ücretle ilgili bir problemimiz. Ama şunu söyleyeyim, ben diyorum ki, yani bakın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bunu ben yetkililere de söylediğim için burada rahat söylüyorum. Bu küslüğü barışa dönüştürmemiz lazım, iş hukukuyla sosyal güvenliği. Artı ya da coğrafya dersinde Mart'ın 31 çektiğini öğretmeyeceğiz. Bir şeye karar vereceğiz. Yani şunu söylüyorum. Yani bir başka çare bulamıyorum işin doğrusu. Ha, maktu ile ilgili şöyle bir tereddüt var, onu tekrar söyleyeyim. Bazen bir şey daha söyleyeyim. Asgari ücret aylık değil günlük belirlenir. Net olan budur. Yani aylık bizim belirlediğimiz sistem, açın resmi gazeteye bak. Resmi gazete der ki günlük asgari ücret bu kadardır. İlgili ay 30 çekmişse 30 günlük ücrettir. 31 çekmişse 31 gün yevmiye alacaktır. Ancak burada ihtilaf noktası şu. Eğer siz maktu ücretle anlaşmışsanız Yargıtay artık o 31. günlerin hesabına girmenize gerek yok diyor. Çünkü siz artık öyle bir düzenek içine girdiniz, öyle bir sözleşmeye girdiniz, ayı artık 28-31'i tartışmayın diyor. Bazen müfettiş arkadaşların ilgili ayda 31 çeken aylarda asgari ücretin altında ödeme yapılıyor. Yani normal 30 günlük asgari ücret ödediğiniz için söylüyorum. Orada itirazlar var ama onu Yargıtay çözdü. Yargıtay diyor ki hayır, oraların tartışmasına girmeye gerek yok. Yapmanız gereken husus maktu ücretse 30 günü tam alacak. 31-28'leri tereddüte mal bırakmadan dikkate almayın. Ama dediğim gibi ama şöyle bir durum yok. Mart ayı 31 çekiyor ama arkadaş 10 gün rapor aldığında 10 günlük rapor ücretini alamıyor. Öyleyse çalıştığı gün dediğinizde 31'i de ödeyeceksiniz. Çok net. Eğer 30 ödüyorsanız rapora katlanacağız. Yok 31 diyorsanız rapor günlerini sosyal güvenlik ödesin diyoruz. Bununla ilgili tartışma daha devam edebilir. Ben kanaatimi söyledim, söyleyebildiğim kadarıyla. Ama çoğu soru maktu ücretle ilgili, onu söyleyeyim. Hep 31 gün çekerse ne olurla ilgili bir ücret meselesi. Bu hep böyle. Kısmi çalışma. Arkadaşım biri sormuş. Demiş ki bir ay içinde 6 gün 7,5 saat çalışmış. Şimdi hafta tatilini az önce Murat Üstad'ın da söyledi. Hafta tatilini hak kazanabilmek için hafta tatilinden önceki günlerde çalışmış olmak gerekir. Eğer bu çalışma söz konusuysa kısmi çalışanlar da hafta tatilini hak kazanabilir. Ne demek istiyorum? Şunu demek istiyorum. Bir iş yerimizde işçimiz sürekli 5 saat çalışıyor. 6 gün 5 saatten çalışmışsa 30 saati doldurduğunda en az o kadar da hafta tatilini hak kazanır. Çünkü burada önemli olan kriter çalışma günlerinde çalışıp çalışmadığıdır. Yani bir arkadaşımız, şöyle bir örnek vereyim. Haftada iş yerinde 6 gün çalışıyor. Bu arkadaşımız her gün 5'er saat çalışıyor. 5 saatlik hafta tatilini hak kazanır. Ancak bu arkadaşımız 3 gün çalışsın ve 11 saat çalışsın, 33 saat çalıştığında hafta tatilini hak kazanmaz.
Çünkü neye bakacağız kriter olarak? Zaten 45 yaş sürüyorsa tereddütümüz yok. Neye bakıyoruz? Haftalık çalışma günlerinde çalışıp çalışmadığına bakıyoruz. Çünkü hafta tatili kanunu eskiden çalışma süresine de atıf yapıyordu. Sadece çalışıldığı günlere atıf yapıyor. Eğer buradaki örnekte de bir arkadaşımız bir hafta sürekli 7,5 saat çalışmışsa o gün hafta tatiline daha kazanmıştır. Böylece artı çarpı 7,5 alacak. Bir de hafta tatili hem ücret olarak alacak hem sosyal güvenliğine teyidini isteyecek onu. Şöyle bir durum. Yani diyor ki hocam iki gün bir hafta, iki gün bir hafta, iki gün bir hafta 7,5 çalıştı diyor. Bakın söylemek istediğim o. Sadece bir haftada 6 gün çalışılmışsa, 7,5 saatlik çalışmışsa ilgili haftada hafta tatilini kazanır. Yok böyle değilse her gün ikişer saat çalışıyor. Pazartesi, salı ikişer saat çalışıyor. Bunun totalinde hafta tatili söz konusu olmaz. Sadece çalıştığı süreler toplanır. Üstadımın dediği gibi 7,5'a bölünür ve sigorta günü öyle bulunur. Oraya gelmedim henüz. O başka bir soru. Hadi ondan başlayayım o zaman. Hazır arkadaştan devam edelim. 7. gün hafta tatilidir. Hafta tatilindeki çalışma 45'ten bağımsız olarak fazla çalışmadır. Yani çalıştığı her süre en az %50 zamlı ödenmek zorundadır. Burada da iki görüş var. Pazar günü geldik 2 saat çalıştık. Pazar günü geldik 7,5 saat çalıştık. Ne olur? Buradaki olgu biraz şöyle değişiyor. Siz madem hafta tatilini veya genel tatili de böyle değerlendirebilirsiniz. Genel tatili, hafta tatilini böldünüz. Bölünmez bir dinlenme hakkını böldünüz. Öyleyse çalıştığınız süreden bağımsız olarak 7,5 saatlik hafta tatili ücreti dolayısıyla fazla mesai olarak ödenmelidir denir. Bu bir görüş. Ama benim şahsi görüşüm şu. Haftanın 7. gün 45'ten bağımsız olarak fazla çalışmadır ve ne kadar süreyle çalışılmışsa, diyelim ki 2 saat çalışmışsa 2 saatlik fazla mesai olarak ödenmesi gerekir. %50 tabii. Fazla mesai zaten %50 arkadaşlar. Bakın şunu söylüyorum. Burada nerede problem çıkar? Problem şurada çıkar. İşçi bir şekilde hafta içinde daha eksik saatler çalışarak 45'i doldurmamışsa hafta tatilindeki çalışma, diyelim ki farazi olarak söylüyorum, 40 saat çalıştı cumartesiye kadar. Pazar da geldi çalıştı. Pazar yasak olan bir çalışma olduğu için Yargıtay uygulaması gereği fazla çalışma yasa olarak en az %50 zamlı ödenmek zorunda. Tamam. Burada da anlaştık. Gece çalışması mı? Yani şöyle, bu anlaşıldı. Arkadaşlar nereden ses çıkarsa ben o soruya cevap verdiğim için süreyle ilgili problem yaşanır. Efendim? Tabii burada. Ama zaten bu soruların hepsi var. Arkadaşların sordukları sorular. Evet, bir temel problem alanımız var. Pazar çalışmayı da söyledim o anlamda. Fazla mesai ile ilgili muvaffakat. Eski uygulamamız mutlaka muvaffakat alınması yönündeydi. Yani ve bu her yılda tekrar edilmek zorundaydı. Yeni uygulama şu, eğer işçiden bir kez hafta fazla mesai ile ilgili muvaffakat almışsanız, artık bu süreklilik arz edecek. Sadece işçinin şöyle bir imkanı var. Bir ay önceden haber vererek o fazla mesai onayından vazgeçebilecek. Çünkü eskiden biz ne yapıyorduk? 2017'de alıyorduk fazla çalışmayla ilgili muvaffakatı. Özlük dosyasında hıfzediyorduk. 2008, 2018, 2019 her yıl almak durumdaydık. Şimdi sistem onu değiştirdi. Dedi ki bir muvaffakat yeterli. Fakat çalışan her zaman fazla çalışma onayından vazgeçebilir. İşverene bir ay önceden bildirme koşuluyla bundan vazgeçebilir dendi. Yıllık izinle ilgili bir meselemiz var. Evet, iş yerinde 5 gün çalışılıyor, 45 saat çalışılıyor. Cumartesi günü hafta yıllık izinden sayacak mıyız, saymayacak mıyız? Arkadaşlar burada şu teknik ayrıntı unutmamak lazım. Hafta içinde o 45 saati çalıştığınızda siz zaten cumartesi çalıştınız. Sadece ne yaptı işçi işveren? O 45 saatlik cumartesi çalışmasını
ilgili hafta içine çevirmiş oldu. Yani ne yaptı? Normal çalışsaydı pazartesi 7,5 saat çalışacaktı. Salı 7,5 devam edecekti. Ama 9 saat yaptığımız için cumartesi tabiri caizse aslında 5 gün içerisinde yoğunlaştırılarak çalışıldı. Benim kanaatim şu, haftanın 5 günü çalışılsa bile ilgili hafta bölünmemek kaydıyla yıllık izin 6 gündür. Cumartesi iş günüdür çünkü. İlgili hafta, yani yıllık iznin başladığı hafta ve bitiş haftaları ile ilgili özel bir değerlendirmem var ama şimdi ona girersek diğer suallere cevap veremem. Ama normal şartlarda ilgili haftayı 5 gün değil, kanaatim bu, 5 gün değil 6 gün saymamız gerekir. Yani pazartesi yıllık izne çıktığında iş yerinde çünkü 5 gün çalışılıyor ama pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi de yıllık izinden sayılır. Pazar tatil olduğu için yıllık izin söz konusu değildir. Evet, yine cuma günüyle ilgili. Özel okullarda yıllık izinle ilgili mesele. Bu yıllık izinle ilgili mesele tatillerde kullandırılabilir mi? Kullandırılabilir. Hiçbir engel yok orada. İşçiye zam yapılmamasının müeyyideleri neler? Müeyyideleri sizin bir asgari ücretin altına düşmüyorsa yapabileceğiniz bir şey yok. İki, sözleşme hukuku gereği. Eğer ücret zammı ile ilgili bir düzeneğiniz varsa, bir hükmünüz varsa o hükme uymak zorundasınız. O hüküm yoksa sadece baktığımız kriter asgari ücrettir. Zam yapma eğer sözleşme ile anlaşma söz konusu değilse işverenin yönetim hakkının içine girer. Öyle onu düşünüyorum. Evet, istifa dilekçesi vermiş ve iş yerinden ayrılmış bir kimseyle ilgili iki alternatifimiz var. Ya doğrudur, arkadaş haklıdır, istifa etmiştir, gitsindir diyebilirsiniz. İhbar önerinizden vazgeçersiniz. Ya da ben hayır bunu kabul etmiyorum, kullandırın ihbar sürenizi diyebilirsiniz. Bu tamamen size ait bir meseledir. Eğer ihbar öneri kullanmak zorundaysa yeni iş arama iznini de kullanacaktır. Kabul ettiniz dediğiniz an ihbardan vazgeçtiniz bence. Onaylarken dikkatli olacağız. Ha işte o yüzden iradedir esas olan burada. İrade ne? Şimdi normalde nasıl bir talep bekliyorsunuz? İstifa müessesesi iki türlü yapılabilir. Bir, şöyle diyebilirsiniz. Ben ihbar önerini bitirdikten sonra şu tarih itibariyle ayrılmak istiyorum. Bunu derse zaten ihbar tazminatını, ihbar süresini çalıştırmak zorundasınız. Hayır, ben, olur ya bazen özellikle memuriyet atamalarında falan o süreyi bekleyemez. Der ki ben hemen istifa ediyorum. Siz o istifaya onay verdiğinizde benim şahsi kanaatim ihbar önerinizden vazgeçtiniz. Onay verirseniz. Hayır, şu teklifte bulunabilirsiniz. Bu istifadır. Öyleyse ihbar tazminatı talebim olur. Hatta eğer daha önce sözleşmelerle bir takım onaylar alınmışsa doğrudan bir takım mahsuplaşma işlemini de yapabilirsiniz. Bunu diyebilirsiniz. Kabul ederse zaten çalışmaya devam eder. Kabul etmezse ihbarınızı isteyebilirsiniz. Ama onaylamamak kaydıyla. Siz o istifayı onaylayarak benim şahsi kanaatim şey yapıyorsunuz. İhbarınızdan vazgeçiyorsunuz. Süreyle ilgili hemen bitiriyorum. Çalışan tarafından fesih tazminatı. Ha şöyle diyor, bir arkadaş kasten kendini kovdurmak istiyor tırnak içinde. Ne yapabilirim? Bu tamamen işverenin maharetine bağlı. Tamamen bu niye mahareti diyorum? Çünkü önce iş yavaşlamalar başlar. Zaman zaman gecikmeler olur. Yerde sağda solda arkadaşlarla bir takım atışmalar olur. Siz biraz sabır gösterirseniz geçerli veya aklı nedene kadar devam edebilirsiniz. Ama biraz işverenimiz sabırsızsa çıkarır ve işçi tazminatını alır. Buradaki temel mesele bizim 25. madde 2. fıkradaki haklı nedenlerin oluşup oluşmadığıdır. Eğer haklı neden oluşursa tazminat söz konusu değildir. Ama geçerli neden varsa bir şekilde tazminat ödemek zorunda kalır. Burada artık İşçi işverenin mahareti söz konusu. İbranamenin geçerlilik şartları. İbranamede çok temel şu, ibra karşı tarafı ibra ediyorsunuz ve bununla ilgili bizim borçlar hukuku bir ay sonraki imzayı arıyor. Bu imzaya inşallah riayet ediliyor diye ümit ediyorum. Uygulamayı bilen olarak biraz problemli bir hal. Çünkü bir ay sonra işçi bulma şansınız falan yok. Yani ne yapılıyor? İleriye yönelik eğer ibraname varsa bir problemli alan. Çünkü burada problem bir soğutma dönemine ihtiyaç var.
Yani hesaplar nedir? Ne talebim vardı? Neydi bizim? Hesapla ilgili. Normal siz onun ismine ibraname bile deseniz daha öncesi bu sadece eğer ödemeler bankaya yatmışsa sadece makbuz niteliğinde olur. Yani ibraname için ön şartımız ne ödeniyorsa, fesih nedenleri, haklar nelerse tek tek sayılması, tek tek yazılması ve bunların banka marifetiyle ödenmesidir. Ve işçinin de bir ay sonra, fesihten bir ay sonra imzalamasıdır. İbranamenin geçerlilik şartları bunlardır. Evet, 3 yıllık belirli süreli sözleşme yapabilir miyim? O işin niteliğine bağlı. Yani işçinin niteliği değil, işin niteliğine bağlı. Eğer işiniz 3 yıllık bilinen, objektif olarak esaslı neden var ve devam ediyorsa, bu 3 yılın sonunda kendiliğinden sona erer ve bu kendiliğinden sona erdiğinde kıdem tazminatı olmaz, ihbar tazminatı olmaz, işe iade olmaz. Bununla ilgili süreç ama burada ön şartımız ne? Sözleşme gerçekten kanunun aradığı belirli süreli sözleşme yapma şartlarını taşıyorsa. Çoğu iş yerinde gördüğüm mesele şu. Biz bunu belirli yaptık. Öyle demekle olmuyor sadece. Yani sadece ona 5 Ekim 2017 diyerek onu belirli yapamıyoruz. Problem ne? İşin niteliği gerçekten belirli yapmaya müsait ise, bu bazen kanundan da kaynaklanabilir, belirli ise, belirli sözleşmenin şartlarını taşıyorsa ancak geçerli olur. Yoksa bizim ona belirli dememiz onu belirli yapmaz. Eğer belirli süreli sözleşme ise sonunda dediğim gibi kendiliğinden sona erer. Bundan dolayı da herhangi bir kıdem, ihbar tazminatı söz konusu olmaz. Ara bulucuda anlaşmazlık ile sonuçlanan başvurunun uzlaşmazlık sonuçlanması. Şöyle bir şey, biraz hızlıca okudum oraya ama. Şimdi ara bulucu biliyorsunuz artık dava şartı. Yani doğrudan bizim ara bulucuya gitmemiz gerekli. Gitmezseniz mahkeme iade ediyor ya da daha da ısrar ederseniz usulden reddediyor. Bu yüzden zorunlu ara buluculuk 1-1-2018 itibariyle de başladı. Daha çok işe iadeler de bir hak düşürücü süre olduğu için orada bir aya dikkat ediyoruz. Biliyorsunuz kıdem, ihbar vesaire tazminatlarımızın da artık zaman aşımı 5 yıla indiği için 5 yıl boyunca o hakkınızı arayabilirsiniz. Buna bir engel yok. Yani o zaman, hatta zaman aşımı biliyorsunuz hakkınızı engellemiyor. Ama karşı tarafın define bağlı olduğu için yani 5 yıl içerisinde de dava açılabilir, şeye de gidebilir. Ara bulucuyla ilgili özellik şu, ara bulucudaki dönem zaman aşıma ve hak düşürücü süreyi durduruyor. İşlemiyor o arada. Yani o yüzden normal klasik 5 yıllık zaman aşımı söz konusu. İş yerinin taşınması durumda bu güzel bir soru. Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Olay şu, diyor ki arkadaşımız iş yeri taşınırsa kaç kilometre sonra esaslı neden olur? Bu çok kolay bir şey değil. Çünkü şöyle bir şey, bizim eskiden hep böyle söyleye geldiğimiz bir ifade vardı. Büyük şehir sınırları içerisindeki iş yeri nakilleri esaslı neden değildir gibi. Ama el insaf, Kartal'da oturuyorsunuz, Avcılar'a tayin çıktı. Yaşam sürecinden gidiyor diyor. Geçen gün hoşuma gitti bir hocanın ifadesi var. Yani hayatını idame ettirebileceği süre yolda geçiyor diyor. Eğer ağırlaştırıcı bir neden varsa, ağırlaştırıcı bir husus varsa bu işi için haklı bir nedene dönüşür. Ama bu çok subjektiftir arkadaşlar. Fiili duruma bakıp değerlendirmek lazım. Bazen şöyle bir durum oluyor. İş yeri taşınıyor ama işverenin evine daha yakın bir yere taşınıyor. İşçinin evine daha yakın bir yere taşınıyor. Diyor ki esaslı neden? Şimdi biraz buradaki problemi şöyle göz ardı etmeyelim. Hukuk iyi niyeti korur. Kötü niyeti korumaz. Burada fesih hakkının da, nakil hakkının da, çünkü burada bir iş yerinin taşınması ayrı bir durum, işçiyi başka bir yerde görevlendirmek ayrı bir durumdur. Burada eğer fesih hakkı kötüye kullanılmıyorsa, sözleşmelerle de bir takım kayıtlar altına alınmışsa, buna riayet edilmesi lazım. Şunu söylemek istiyorum, gerçekten ağırlaştırıcı unsur varsa esaslı bir nedene dönüşebilir ama bunun burada kürsüde söyleyebileceğim kadar rahatlıkla olmadığını çok net söyleyebilirim. Yani kilometreyi inanın ki ben de bilmiyorum. Yani öyle bir ağırlaştırıcı unsur. Memurlarına 70 kilometre diyor. 70 kilometreyi geçerse tayin hakkı veririz.
Şöyle diyelim, yani bu o iş yerindeki uygulamalar, durumlar, ben şunu söylüyorum. Bazı vilayetlerden birbirine gidiş gelişler kolay ama şimdi İstanbul özelinden baktığınızda gerçekten, hatta bir arkadaş öyle bir espri yapıyordu. Köprüyü geçenlere itibari hizmet getirmek lazım üstad. Yani onları daha erken emekli etmemiz lazım. Köprüyü geçenlere, yani köprü geçiliyorsa biraz problem. Ama dediğim gibi burada temel bir, yani net objektif bir kriter yok. Burada bakmamız gereken ağırlaştırıcı bir unsur var mıdır, yok mudur ki burada ağırlaştırıcı unsur görünüyor. Ha, bütün bunlara rağmen şöyle şunu görüyorum. Taşındık oraya da artık servis yok. Kusura bakmayın, esası neden o. Problem yok. Ben şunu söylüyorum. Bu iş yerinde sağladığınız bütün şartları gittiğiniz iş yerinde sağlamak şartıyla bile ağırlaştırıcı unsur varsa bence ağırlaştırıcı unsuru dikkate almak lazım. Ama burada net budur deme şansım yok. Evet, biraz önce üstadımın bir bana gönderdiği bir soru var. Otel, adınıza hazır oteldeyiz. Şöyle bir şey, dışarıdan fatura karşılığı garson almak. Şimdi aslında çağrı çalışması diye bir çalışmamız var. Tamamen bununla ilgili bir şey. Siz esaslı işinizi bir başka kimseye yaptıramazsınız. Bunun bazı istisnaları var. Nedir o? Geçici iş ilişkisidir. Biliyorsunuz orada da Zeynep Hanım'ın konusu. Geçici iş ilişkisi olunca özel istihdam kurumları falan devreye giriyor. Ya da bir aynı şirket veya holding içerisinde bir takım transferler. Esaslı işle ilgili bir şey yapıyorsanız burada bir problem var. Alt işverenliğinde biliyorsunuz esaslı işte de çalıştıramazsınız. Ancak eğer işin niteliği veya iş yerinin nitelikleri ve teknolojik sebepler varsa ancak asıl işinizde iş yaptırabilirsiniz bir başkasına. Alt işverenlik olarak. Buradaki tek çözüm, olabilecek tek çözüm kendi borcunuzda ama çağrı çalışmasıyla çalıştırmaktır. Çünkü doğru, çağrı çalışması. Bir de şunu söyleyeyim, hazır bu kadar arkadaşımızı beraber görmüşken. Şimdi iş hukukunda biz şöyle bir problem yaşıyoruz. Aslında kanunun getirdiği bir takım esneklik uygulamalarını net bilmediğimiz için uygulayamıyoruz. Aslında telafi çalışması, serbest zaman, işte buradaki gibi çağrı çalışması, uzaktan çalışma, bununla ilgili ciddi mekanizmalar var. Bu mekanizmaları biraz belki detaylı, belki küçük çalıştaylarda biraz daha uygulamaya yönelik çalışmak lazım. Ona göre sonuçlar üretmek daha uygun olur diye düşünüyorum. Ya ben biraz fazla süre aldım zannediyorum. Bunu da ben sonra bakayım. Tamam. Tamam, şunu söyleyeyim. Zeynep hocamıza söz veriyoruz. Buyurun. Evet, işbaşı eğitim programı 2018 yılı için çalışan işçi sayısının yüzde kaçı oranındadır diye bir soru var. 2018 yılında da burada bir değişiklik yok. Çalışan sayınızın %10'u kadar bir kota kullanabiliyorsunuz. Örneğin 100 çalışanınız varsa 10 kişiyi işbaşı eğitim programı kapsamında başlatabilirsiniz. Bu 10 kişi değişik mesleklerde olabilir. Sürenin bitiminde bir ay içerisinde bu arkadaşlarımızın işe alınması durumunda en az %50'sinin işe alınması zorunlu. İşe alındıktan sonra aynı meslekte işe alınması almaları gerekiyor. İmalat sektöründe 42 ay, diğer sektörlerde 30 ay teşvikten yararlanılabiliyor. Evet. Evet. Tamamlamış olalım. Şimdi sorumuzdan bir tanesi, yetim aile alan bayanın çalışmadığı dönemlerde geçse borcu çıkar mı? Zaten hali hazırda yetim aile alan birisi sigortalı çalışınca, bir tek babası memur değilse, Bağkur ya da SSK yetim aile alıyorsa bunun maaşı kesiliyor. Dolayısıyla soru kendiliğinden hatalı gibi bir durum ortaya çıkıyor. Ancak il müdürümüzün belirttiği yasa çıktıktan sonra 18-25 yaş arası öğrenci yetim aile alırken sigortalı çalışırsa, onun çalışmadığı dönemle ilgili zannedersem kısmi süreli çalışmadan bahsediyor. Biliyorsunuz emekli olunca GSS otomatiktir. Bir kimsenin emekli maaşı varsa genel sağlık sigortasını 30 güne tamamlamak gibi bir yükümlülüğü olmaz. Personel 6111'den faydalanıyordu. ARGE'de çalıştığı dönemde ARGE teşvikinden bir yıl faydalandık. ARGE teşviki bittiğinde 6100'e tekrar 6111'e neden geçiş yapamıyoruz? Muhtemelen süresi bitmiştir. Şimdi 6111 teşvikini 24 ay yararlanacakmış gibi değerlendirmeyin. Bu ay işe girdiyse teşvik süresi 24 aysa,
bu aydan başlamak üzere 24 ay sonra da teşvik süresi bitecektir. Bazı dönemlerde yararlanmamak veya diğer teşviklerden yararlanmak durumunda o aylar biten süreye ilave edilmez. Muhtemelen süre bittiği için bundan yararlanılamamış. Aktivasyon yaptığınız zaman teşvikin başladığı ve bittiği tarihi görüyorsunuz. Zaten aktivasyonu siz veriyorsunuz. Ümraniye'ye kimseye bir şey sormanıza gerek yok. Dilekçe vermiyorsunuz. Dilekçe vermiyorsunuz. Arge için dilekçe verdiniz. Sonra 6111 için buyurun verin. Ortalamayı sağlıyorsa sistem de kabul edecek. Ya memura gitmenize gerek yok. Ben onu anlatıyorum. 6111 kanun türünü seçerek verin. O zaman giriş çıkış var. Ya süre bitti ya iş yerinden giriş çıkışı var. Sistem müsaade eder. Mail atın inceleyeyim. Bana mail atın inceleyeyim. Trafik kazası neticesinde %46 uzuv kaybı olan devlet memurunun uzuv kaybına ilişkin maaş bağlanması ve araç alımında ÖTV indiriminden bahsediyor. Şimdi memurun vazife malulü dediğimiz veya adi malul dediğimiz bir malullük yönüyle emekliliği söz konusu olmakla birlikte yine çalışma gücünü %40-49 aralığında kaybetmişse 1 Ekim 2008'den önceki memur için söylüyorum. 18 yıl sigorta primi ödenmişse yani 5760 gün prim ödemesi 6480 gün prim ödemesi varsa engellilik şartlarından emekli olabilir. Bunun için kurumuna müracaat etmesi yeterli. Yani 18 tam yıl prim ödemesi gerekecek %40-49 arası engellilik için. Müracaatta bulunması durumunda önce hastaneye sevk edilecek. Genel sağlık raporu SGK Mali Kurulu tarafından incelenip %40-49 aralığındaysa emekliye sevk işlemi başlatılacak. %40'ın üzerinde engelli olduğuna ilişkin sağlık raporunu alıp ilgili vergi dairesine sunmak suretiyle ÖTV değil de benim bildiğim KDV indiriminden yararlanması söz konusu. ÖTV için de indirim için bakıma muhtaç engelli olma şartı var diye biliyorum. İnşaat firmasında işten işçiler genelde firma sahipleri değil de kalfa ustalar bulup SGK girişini bize bildiriyor. Biz de giriş yapıyoruz. Çıkışlar da aynı şekilde oluyor. Ustalar bir anda sorun yaşıyor ve istifa mektubu yazmadan ertesi gün işe gelmiyor. Böyle bir durumda bir diyor işçiyi beni çıkarttılar tazminat vermedi diye şikayette bulunuyor. Bebeğimiz de yok elimizde, belgemiz de yok elimizde. Çünkü istifa mektubu ya da ihbarname yazmamış. İşçi işe gelmiyorsa ne yapmak lazım? Devamsızlık tutanağı tutup ardından devamsızlık yönüyle işçiyi işten atmanız lazım ki sizin söylemeniz doğru olmuş olsun. Yani kanun karşısında belgeye sahip olmanız lazım. İş yeri sahibi normal denetimde SGK müfettişi bildirgeyle gelip soruyor, bu çalışıyor mu? Bu personel çalışıyor mu diye işçi giriş çıkışları iş yeri sahibi muhasebeye bildirmediği için çalışmayan birini sehven çalışıyor diye bildirebiliyor. Daha doğrusu ayrılan bir işçiyi bildirge verip bir daha prim bildirgesiyle vermemek yapılması gerekirken devam edilmiş gitmiş galiba. SGK tarafından tespit halinde buna sahte sigorta diyoruz. İptal bildirge işleme alınıyor. İşten çıkış bildirgesi verilmemesi nedeniyle para cezası uygulanıyor. Ödenmiş primler gelir kaydediliyor. %1'i aşmaması, 5 kişiyi geçmemesi koşuluna da sığmıyorsa bir aylık teşvik yasağı uygulanıyor. Ayrıca bir senelik asgari ücret yararlandığı teşvikler iptal ediliyor. Buna dikkat etmek lazım. Ama SGK müfettişi, SGK denetmeni tespit etmeden sırf fark ettiyseniz geriye doğru iptal bildirge vermek suretiyle bunu çözersiniz. İlgili denetmen de iş yeri kayıtlarını inceleyerek iptalin işleme alınmasına hükmeder. Çalışıyor mu? Patron da bir gün bir şey bekliyor ya da hayır.
Şimdi yazılı beyanda bulunup evet bu işçi çalışıyor deyip işçiyi de siz bildirmemişseniz şimdi ben ne yapayım şimdi ne diyebilirim ki buna yani? Yani bunu ancak başka bir belgeyle bu evet çalışıyor sözünü çürütecek sağlıklıkta bir belge olması lazım. Adam askere gitmiştir askerlik belgesini getirirsin. Doğum yapmıştır doğum belgesini getirirsin de böyle çürütürsün. Kendi ağzıyla evet ben çalıştırıyorum diyor. Ertesi gün de hayır çalışmıyordu. Ben işte yanlış söyledim. Yani bu pek sağlıklı bir şey değil. Yani çalışıyor diyorsanız ondan sonra da istifa mektubu getirirseniz pek fazla ifade etmez. Sonradan düzenlenemez nitelikte mektup olursa. Ancak mümkün olur. İşte olmuyor. İşçi beyanıyla olmuyor. Yani tabii bu saatten sonra soru sormak cesaret ister. Ben onu söyleyeyim. Yani öncelikle teşekkür ediyorum. Yani gerçekten çok yoğun bir katılımdı. Ve bence yani şeyin en müsbet yönleri de buydu değil mi? Soru cevap. Biraz hem kendimizi ifade edebilmek hem de biraz bir nebzecik katkı sağlamak. Bir sadece şunu söylemek isterim arkadaşlar. İş hukuku bir ispat hukukudur. Yani ne derseniz deyin eğer ispatlayamıyorsanız yük üzerinizde kalır. Müddeyi iddiasını ispatla mükelleftir. Burada şöyle bir durum var. Ben şimdi meslek mensubu arkadaşlarımızı net anlıyorum. İşveren bütün iş bittikten sonra haber veriyor. Bunun usulünü yap diyor. Şimdi önceden haber yok. İlgili dokümantasyon yok. Bunu bir şekilde çözelim diyor. Çözemezse de ilgili mali müşavirimiz çözemedi oluyor. Şimdi biraz böyle bir problemimiz var. Bunu çözmemiz lazım. Yani bu da nedir? Belki işverenlerimizin de yine bu tür gerçekten sosyal güvenlik iş hukuku anlamında bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmak için belki bu tür toplantıları düzenlemek, derdimizi dertlenmek, yani burada da cevap veremedim. Bu da sonuçta bize geri dönüşler var. Yani biz de sonuçta bundan faydalanıyoruz. Benim açımdan çok iyi bir toplantı oldu. Organize edenlere teşekkür ediyorum. Benim söyleyebileceklerim bunlar arkadaşlar. Teşekkürler. Evet, sevgili arkadaşlar, gündemi burada bitiriyoruz. Ben değerli konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok önemli bilgiler sundular. Sabrınızı birkaç dakika daha zorlamak istiyorum. Konuklarımıza plaketlerimiz var. Lütfen birkaç dakika daha şey yapın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Değerli meslektaşlarım, birkaç dakikanızı rica edeceğim konuklara plaket vermek için. Çok teşekkür ediyoruz sevgili konuklarımıza. Değerli bilgilerini bizlerle paylaştılar. Sorularımıza cevap aldık. Teşviklerle ilgili sevgili meslektaşlarım, slaytlar en kısa zamanda web sitemize konulacak. Katılımcı olan bütün meslektaşlarımıza da odamız tarafından mail gidecek. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Ve sevgili Murat Özdamar'a plaketini vereceğiz. Plaketini vermek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Başkan Yardımcım Sayın Erol Demireli davet ediyorum. Aslında burada yöneticilerimiz de var. Bir hususa değinmemiz lazım. Şimdi 25 dakika verip 3 tane konuşmacıyla olmuyor. Yani bunu bilelim. Muzaffer Hoca'yı getirip de iş hukukunu böyle 1,5 saatte ancak anlattırabiliriz arkadaşlar. Veya önümüzdeki çıkacak teşviklerle ilgili. Şimdi beni getirip de 20 dakikaya sıkıştır derseniz olmaz. Peşin söyleyeyim. Muzaffer Hoca'yı tek alalım. Ben de orada oturayım dinleyeyim. Beni de tek alın. Muzaffer Hocam beni dinlesin. Yani bu olursa daha iyi olur. Bence daha verimli olur. Yani bir daha gözden geçirmekte fayda var. Yani istiyoruz ki her çiçekten bal verelim, bu sefer de bal olmuyor. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sayın Murat Özdemir'e. Doçent Doktor Muzaffer Koç hocama plaketini vermek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu'ya Sayın Ali Aydar Tuncu davet ediyorum.
Sayın Zeynep Kıratlı'ya plaketini vermek üzere Disiplin Denetim Kurulu üyem Sayın Aysel Elmas'ı davet ediyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. Ben de aslında slaytımızın içinde şu anda uyguladığımız güncel teşviklerimiz mevcut. Sadece yeni yayınlanmamış olan teşviklerimizle ilgili detay bilgi veremedik size. Ancak bu eskiyi dinleme şeyinde de bir sıkıntı oldu. O yüzden inşallah sağ olun. Değerli meslektaşlarım, katılımcıların bütün slaytları yarın web sitemizde olacak. Oradan da izleyebilirsiniz. Oturum Başkanım Sayın Gülgün Öztürk'e plaketini vermek üzere İstanbul Mali Müşavirler Odası Sekreterim Sayın Orhan Sarıgen'e. Aysel gitme. Aysel Hanım gitmeyin. Her birinize çok çok teşekkür ediyoruz. Zor bir mesleği yapıyoruz. Onun için de diyorum ki her şeyin ama her şeyin en iyisine layıksınız. Sevgi ve saygılarımla. Hoşçakalın.